Meme büyütmek için memenin altına ya da meme altında bulunan göğüs kasının arkasına bir protez koymak gerekir. Protez dediğimiz şey halk arasında silikon olarak tabir edilen bir malzemedir. Ve biz bunu birçok yöntemle, yolla memenin altına veya kasın altına yerleştirebiliriz. Sıklıkla kullanılan yöntemler meme altından yapılan bir kesiyle, meme ucunun o kahverengi bölgenin altından yapılan böyle hilal şeklinde bir kesiyle yapılabilir. Bir diğer yöntem de koltuk altındaki kıllı bölgeden o katlanma çizgilerinin içinden kesi yapılarak oradan protezi yerleştirebiliyoruz. Bunun benim şahsen tercih ettiğim yöntem koltuk altı, sıklıkla burnu tercih ediyorum. Ama bazı hastalarımız meme altından, meme ucundan istiyor. Tabii ki o zaman onlara da öyle uygularım ama öbür tekniklerin hepsinde memenin üzerinde ve memenin altında bir iz mutlaka kalıyor. İnce de olsa, az da olsa, hafif de olsa bir iz bazen kalıyor. Bazen de hastada eğer bir yara iyileşme bozukluğu, hipertrofik scar dediğimiz, keloid dediğimiz bir rahatsızlık durumu var ise buralarda çok görünen ve görünebilen bir scar, yani iz kalma olasılığı daha yüksek. Bütün bu nedenlerden dolayı ben şahsen sıklıkla %95 oranında koltuk altındaki insizyon, yani kesi yerini oradan kullanıyorum ve protezi oradan yerleştiriyorum. Bunun en büyük avantajlarından bir tanesi, birincisi hemen hemen hiç iz kalmıyor. Memede görünen bir iz kalmıyor. Koltuk altındaki bölgede de katlanan çizgi şeklindeki bir doğal oluşumun içinden yaptığımız için o iz de sanki o çizginin devamı gibi oluyor ve iz hemen hemen görünmez oluyor. Birkaç yıl geçtiği zaman bazen ben hastalarla kontrol ediyorum. Nasıl diyeyim? Gerçekten çoğu zaman kesinin yerini bulamıyorum ben kendim bile. Bu kadar iyi bir iyileşme sağlıyor. Bu bölgedeki yara iyileşmesi diğer bölgelere göre daha hızlı ve çabuk oluyor. Hipertrofik scar veya keloid gibi oluşumlar hemen hemen bugüne kadar hiç görmedim. Bütün bu nedenlerden dolayı buradaki insizyonu tercih ediyorum.